Bu akşam seçimleri değerlendirmeye devam ediyoruz sayın izleyiciler. Türk asıllı Amerikalıların etkinliğini konuşacağız. Kongredeki dağılımın Türk-Amerikan ilişkilerine etkilerini ele alacağız. Konuğumuz Amerika-Türk Koalisyonu Başkanı Lincoln McCurdy. Mr. McCurdy, thank you so much for taking the time. Çok teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim Barış, benim için burada bulunmak büyük bir zevk. İsterseniz önce genel bir soruyla başlayalım. Acaba salı günkü seçimlerde Türk asıllı Amerikalıların desteklediği adaylar nasıl başarılı elde ettiler? Bence burada büyük bir başarı öyküsü var. New Hampshire'dan New Jersey'ye, North Carolina'ya kadar, Indiana, Texas, California ve Arizona gibi yerlerde ve neredeyse Florida'yı unutuyordum. Çok aktif olarak görev aldılar. Tabanda çalışmalarını gerçekleştirdiler. Ve şu anda seçilen kongre üyelerinde Türk-Amerikan ilişkilerini destekleyeceğine olan inancım büyük. Peki kongredeki Türk Dostluk Grubu son dönemde yaklaşık sayısını artırdı. Yeni kongrede sizce bu Türk Dostluk Grubu için sayılar ve etkisi değişecek mi? Evet, öyle düşünüyorum. Yani bu 25 kadar üyeyi kaybedeceğiz. 11 tanesi emekliye ayrılıyor ve yaklaşık 14 tane üyesi de seçimleri kaybettiler ne yazık ki. İki üye söz konusu şu anda henüz belirlenmiş değil seçimin sonucu. Bu kötü haberdi. Ancak yaklaşık 30 yeni seçilmiş üye olacak. Bu da iyi haber ve bu isimler bu dostluk grubuna katılıyor olacaklar. Dolayısıyla evet, biraz bize geriye çeken bir şey oldu. Ancak bir an önce hemen çalışmalara başlanacak diye düşünüyorum. Peki sizce Türk asıllı Amerikalıların çıkar çıkarları açısından, Türkiye'nin çıkarları açısından Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin yerini Ohio'dan John Boehner'a bırakıyor olması nasıl bir etki yaratır? John Boehner'ın daha Türk-Amerikan ilişkilerini daha iyi anladığını, daha net bir şekilde bu ilişkileri değerlendirebildiğini düşünüyorum. Nancy Pelosi'den bahsetmek gerekirse özellikle Ermeni tasarısına çok büyük önem veren isimlerden birisiydi. Ancak Sayın Boehner'la durumun böyle olmayacağını düşünüyorum. Bir başka durum daha söz konusu. Bu da tartışmaları yine çok önemli ölçüde etkileyebilecek bir değişiklik. Bu da Temsilciler Meclisi Dış İlişkileri Komisyonu'ndaki değişiklik. Başkanlık Howard Berman'dan muhtemelen Eleanor Ross Lederman'a geçecek. Bu nasıl etkileyecektir acaba? Sizin de hatırlayabileceğiniz gibi özellikle Ermeni tasarısı konusundaki komisyondaki oylamayı hatırlayacak olursanız Ross Lederman'ın muhalefet etmişti bu tasarıya. Gerçekten Türkiye'nin çok yakın dostlarından birisidir kendisi. Ve özellikle Güney Florida'da çok önemli bir Türk asıllı Amerikalıların olduğu bir bölgeden. Dolayısıyla onların endişelerini, kaygılarını, onlar için önemli olan konuları dinlemeye fırsatı olmuş bir isim. Peki Temsilciler Meclisi'ndeki Ermeni tasarısı konusunda neler söyleyebilirsiniz? Şu anda kongrenin gündemine yine girebilir. Acaba yeni kongre göreve başlamadan önce onaylanması söz konusu olabilir mi? Yani topal ördek oturumu olarak adlandırılan bu dönemde olabilir mi? Aslında her zaman bu olasılığın olduğunu göz önünde bulundurmak lazım. Ancak ben şunu umut ediyorum. Demokratlar özellikle Amerika'nın daha önemli sorunlarına yönelecekler durumda diyorum bu dönemde. Yani böyle bir tasarıya geçirmeye odaklanmak yerine. Ancak tabii ki çok yakın oylarla bu atlatılmıştı. Ancak şu anda çok önemli konular var içeride. 5 Türk asıllı Amerikalı adaydı bu seçimlerde. Bunlardan ikisi kazandılar. Aday oldukları pozisyonları. Bunlardan bir tanesi başarılı olamadı. Kendisi Oz Banger'dı. 2006'da kongreye aday olan ilk Türk asıllı Amerikalıydı. Bu senede Maryland Eyalet Meclisi'ne adaydı. Arkadaşımız Melek Çağlar kendisiyle bir röportaj yaptı seçimlerden sonra. İsterseniz önce onu izleyelim, daha sonra tartışmaya devam edelim. Her şeyden önce kampanya hazırlığına erken başlamak çok önemli. En az 2 yıllık bir hazırlık dönemi gerekiyor. Bu tüm adaylar için geçerli. Elbette Türk-Amerikan toplumundan olabildiğince destek toplamak da çok önemli. Ne yazık ki Amerikan seçimlerinde para çok önemli yer tutuyor. Seçmenlere ulaşabilmek, uzun soluklu kampanyalar yürütebilmek için maddi kaynağa büyük ihtiyacınız var. New York, New Jersey gibi eyaletlerde yaşayan Amerikalı Türklerin sayısı çok fazla. Buralarda Türk kökenli
politikacılar adaylıklarını koyabilir. Benim böyle bir şansım yoktu. Türk kökenli Amerikalı siyasetçilere kesinlikle bu iki eyaletten aday olmalarını öneririm. Eğer Maryland eyalet meclisine gelebilseydim, hem eyalet meclisi üyeleri hem de kongre üyeleriyle doğrudan iletişim kurma şansım olurdu. Bu şekilde de Türk-Amerikan toplumunu ve Türkiye'yi ilgilendiren konuları onların gündemine taşıyabilirdim. Zaten benim aday olmamın nedenlerinden biri de buydu. Bu konuları konuşabileceğim bir platform oluşturmaktı. Türkiye'nin ve buradaki Türk toplumunun sesini en iyi duyurabilecek kişiler yine kendi aramızdan çıkaracağımız isimler olacaktır. Mr. McCurdy, can you tell us a little bit about acaba bize bu beş adaydan bahsedebilir misiniz? Kim kazandı? Bu ne anlama geliyor acaba Türk asıllı Amerikalıların Amerikan siyasetindeki konumu açısından? Bence bu çok önemli bir konu. İlk kez beş Türk asıllı Amerikalı adaydı. Bu gerçekten şu ana kadarki en yüksek rakam. Ancak ne yazık ki hepsi kazanamadılar. Evet, hayal kırıklığı oldu. Ancak iyi bir haber var ki o da en azından ikisi kazandı. Kazandılar aday oldukları yerleri ve bu gerçekten diğerleri için de bir ilham kaynağı olacaktır. Aynı zamanda aday olmayı düşünen daha genç jenerasyon açısından önemli bir ilham kaynağı olacaktır. Bu iyi bir başlangıç oldu. Şimdi iki Türk asıllı Amerikalı var seçilmiş olan. Hakim Karahan, Ceyhun Karahan, Texas eyaletinin Houston Kent adli mahkeme hakimliğine adaydı. Çok geniş bir farkla, büyük bir farkla kazandı. Aynı zamanda John Alpay, San Clemente Kent Eğitim Kurulu mütevelli heyet üyeliğine adaydı. Ve bu Kaliforniya eyaletindeki en büyük mütevelli heyetlerinden birisi. Yine bir başka isim daha vardı. Bu sene Essen Bush'tu kendisi Illinois'dan, ancak bu sene adaylığını koymadı. Dolayısıyla şimdi 3 Türk asıllı Amerikalı var bu böyle önemli görevlerde. Evet, diğer etnik gruplarla kıyaslarsanız belki küçük ama önemli bir başlangıç dediğimiz gibi. Peki genel olarak acaba Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etmiş olmasının Türk-Amerikan ilişkilerini nasıl etkileyeceğine dair fikirlerinizi söyleyebilir misiniz? Aslında önemli olan konu şu: Cumhuriyetçi bir çoğunluk da olsa, demokrat bir çoğunluk da olsa Temsilciler Meclisi'nde, önemli olan diyaloğun sağlanması ve seçilen yetkililerle diyaloğun kurulabilmesi. Özellikle az önce konuştuğumuz gibi Sayın Boehner'ın Temsilciler Meclisi Başkanı olması konusundaki büyük ihtimalle olacak Ermeni tasarısı belki önceliklerden birisi olmaktan çıkar. Ancak Türkiye çok zorlu bir bölgede, çok fazla yanlış anlaşılma da söz konusu bu bölgeye dair ve Türkiye ile İran ilişkileri hakkında birçok yanlış anlama da söz konusu. Dolayısıyla özellikle Türk mirasını, Türk tarihini bilmeyen Amerikalıların eğitilmesi açısından çok önemli Türklerle diyaloğun kurulması ve kim iktidarda olursa olsun bu çok önemli. Sayın Lincoln McCurdy, çok teşekkür ederiz katıldığınız için programımıza. Türk asıllı Amerikalılar için çok önemli bir gelecek sundunuz. Ben çok iyimser bakıyorum. Çok teşekkür ederiz.